İşte Amerika Birleşik Devletleri. Biftekler ve arabalar ülkesi. Sıradan bir Amerikalı senede 124 kilo et yer. Normal bir Hollandalı'dan 44 kilo fazla. Gece otelde Amerika Endüstri Çiftlikleri ile ilgili bir program seyrediyordum. Al bakalım Leo. Leo, sen de kimsin? Adımı nereden biliyorsun? Ben Morpheus'um. Ve seninle ilgili çok şey biliyorum. Matrix diye bir şey duydun mu? Matrix mi? Ne olduğunu bilmek ister misin acaba? Evet. Matrix bütün çevren Leo. Etlerin ve hayvansal ürünlerin nereden geldiğini birbirimize anlattığımız bir hikaye. Bir aile çiftliği hayal et Leo. Mavi hapları alırsan burada bu hayal dünyasında kalırsın. Kırmızı hapı alırsan sana gerçekleri göstereceğim. Gerçek dünyaya hoş geldin. Vay canına, burası ne kadar da kötü bir yer. Burası fabrika çiftlikliği. Yumurta, süt ve etlerin çoğunun geldiği yerdir. Bu nasıl oldu? Göstereyim. 20. yüzyılın ortalarında açgözlü tarım işletmeleri çevreye zararı dokunmayan aile çiftliğini insan ve hayvanların zarar görmesi pahasına değiştirmeye başladılar. Böylelikle çiftlik fabrikalar kuruldu. Hayvanlar küçük alanlara sıkıştırıldı. Çoğu gün ışığı bile görmez ya da toprağa ayak basmaz ya da temiz hava almaz. Birçoğu bulundukları yerde bile hareket etmez. Bu vahşi koşullar hayvanlar arasında kavgalara, hastalıklara sebep oluyor. Endüstri buna çare olarak sistematik bir şekilde tavukların gagalarını kesmekle başladı. Aynı zamanda yaşamlarını sürdürebilsinler diye bu zavallı yaratıkların yemlerine belli miktarda antibiyotik eklemeye başladılar. Bu aşırı antibiyotik kullanımı hastalıklara yol açan dirençli süper mikrop zincirleri yarattı. Her gün durdurulması güç başka epidemilerle karşılaştık. Bu koku da ne? 6000 ton gübre. Bu da havayı ve yer sularını kirletir. Bu yüzden endüstriyel çiftliklerin yakınında yaşayan toplumlarda buna bağlı hastalıklar görülmektedir. Çok pis kokuyor. Bundan başka, endüstriyel çiftçilik yapan şirketler uzun yıllardır toplumları yok etmekte ve işçilerine kötü muamele etmektedirler. 1950'den beri 2 milyondan fazla küçük çiftlik yok olmuştur. Bu hızla devam ederlerse yakında gerçek anlamda bağımsız aile çiftliği kalmayacak. İşte Matrix bu Leo. Yiyeceklerin geldiği yerler hakkında birbirimize anlattığımız yalan. Ama henüz çok geç değil. Buna karşı olanlar var. Beni de kat.